Selam arkadaşlar. Ben bu smokin hasta yavru kedimizin beslenmesiyle ilgili biraz daha detaylı bir video çektim. Bu videoyu akşam çektik. Bizim her 15-20 dakikada bir aslında yaşadığımız şeyler. Yani sürekli aynı şeyleri paylaşarak sizleri de sıkmak istemiyorum. Yani izlerseniz sevinirim. Ondan sonrasını tekrar buradan konuşalım. Güzelce açayım. AD falan demişim de bir köşesinde küçücük Hills yazmışlar. Bu Hills'in yoğun bakım mamasıymış. Şurada yazıyor. Sanırım sadece veteriner kliniklerinde satılıyor. İnşallah yedirebilirim. Şimdi Murtaza konserve kutusunun sesini duydu ya, bağıracak. Arkadaşlar yani bundan daha püre olamaz yani. Bundan daha püresini robot bile yapamaz. Çok güzel yani, yoğunluğu çok güzel. Ama yedirebilecek miyim? Onu bilmiyorum işte. Bakar mısınız? Çok güzel. Yani çok harika hazırlamış Hills bu yoğun bakım mamasını. Yumuşacık. Zorlanmadan şırıngadan da çıkıyor. Hadi bakalım deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, ne olur yardım et. Ne olur. Ensesinden falan da tutamıyorum. Yani tutması bile o kadar zor zor ki çocuğu. Dur onu azıcık. Ay bak 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 bak. Öğürüyor. Yani bunun daha o kadar güzel bir yumuşacık yapmış ki. Beşlik şırıngaya koydum. Yani ikilik belki küçük olur diye. Ama ikilikten de geçebilecek bir yoğunluğa sahip. Ağzında duruyor mama. Biraz bekleyelim. Şöyle. Yemen lazım kuzum, yemen lazım. Bağışıklık güçlendirici veriyorum. O ayrı, Lyson'ın. Gimket'in vitamin takviyesini veriyorum. O da püre şeklinde arkadaşlar. Et haşladım. Tavuk göğsü haşladım. Yoğun bakım maması aldım. Yani midesine giden miktar o kadar küçük ki. Yani bütün şey, her şey, bütün tedavilerimiz yemesine bağlı. Kuzum azıcık daha. Çok az daha. Çok az daha. Şöyle yapmak zorundayım. Hadi kuzum. Hadi yut onu. Yut annem, yut. Tutamıyorum da arkadaşlar. Onu yavaş yavaş yutacak. Biraz bekleyelim. Yutabilmiş mi bakalım arkadaşlar. Allah'ım, dokunmaya bile korkuyorum. Ben göremiyorum. Ha, videodan göreyim bir dakika. Kısmen yutmuş ama çok az. Ağzında da duran bir kısım var. İlk turu yuttu en azından. İkinci tur daha az gitti. Biraz daha bekleyeceğiz. Azıcık da su verelim de daha kolay yutkunabilsin. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım, iyileşeceksin. Bak biraz yutkunabildi suyla birlikte. Aslında püre de çok yumuşak ama yani ondan daha yumuşağını ben kimse yapamaz yani. Çok güzel hazırlanmış yoğunluğu. Su gibi aynı püre. Arkadaşlar. Dur dur dur. Gel gel gel. Gel gel gel. Sen oraya çıkamıyorsun. Düşüyorsun. Buraya çişini yapabilirsin. Çok su içtiği için yani kendi de içiyor. Bakmayın şimdi ben yaş mama için birazcık su verdim. Daha rahat yutkunsun diye. Fakat kendi de daha önceki videolarda izlediğiniz üzere çok fazla su içiyor. Çok da çiş yapıyor. Fakat
Kum kabına kadar gidemiyor. O yüzden sürekli çiş pedi kullanıyoruz. Sık sık bazen oluyor ki 10-15 dakikada bir pet değiştiriyorum arkadaşlar. Ama yeter ki o iyileşsin. Umut abisi durmadan pet siparişi veriyor. Kedi pedi. Arkadaşlar videoyu durdurarak çekiyoruz. Biz bir 5 dakika falan bekliyoruz. Bu üçüncü denememiz. Bakalım, az öncekinin yuttuğunu gördük çünkü. Yani mercimek tanesinden daha küçük küçük sıkıyorum ağzına arkadaşlar. Böyle saatlerce uğraşıyoruz çünkü boğulabilir diye. Her seferinde arkasından da çok az su veriyorum ki. Ah, ellerim falan tutmuyor artık arkadaşlar. Hadi bakalım yut. Yuttu. Biraz canlanacaksın. Son bir tur daha vereceğim arkadaşlar. Bu kaçıncı oldu bilmiyorum. 6-7 oldu herhalde. Dur, 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 dur. Azıcık su. Çok az su. Tamam. Bak, yemezsen iyileşemeyeceksin. Boynundan tutmayayım, dur, nasıl tutacağımı da şaşırmıyorum ben. Tamam. Gel ağzını silelim, gel. Şimdi arkadaşlar şu beşlik bir şırınga. Şurada ne diyorlar buna? 2 cc mi diyorlar ne? O kadarlık bir öğünde verebiliyorum mama. Daha fazla zorlayamıyorum. Bir tık daha iyileşirse bunu 3'e çıkaracağım. Az az veriyorum ama sık veriyorum. Ya, bağışıklığını bir güçlendirebilirsek. Bağışıklık güçlendirici şunu kullanıyorum. Biliyorsunuz. Ay, ışıktan görünmüyor şöyle. Biliyorsunuz benim gece gençlik hastalığı atlattı. Neydi onun adı? Panleukopeni mi ne? Onda da ben kullanmıştım. Bu markadan çok memnunum. Bu aralar bulamıyorum bunu piyasada. Kliniklerde de bulamıyorum. Vitamin olarak da arkadaşlar bu Gimket'in multivitaminini kullanıyorum. Bilmiyorum, ben çok memnunum. Aynı zamanda karnını bile doyuruyor yani. İşte günlük şu hapları var. Bilmiyorum isimlerinin görünmesi ne kadar şey. Şu hapları, bunları sabah akşam yarım yarım veriyorum. Bir tane de şu var, daha küçüğü. Şöyle. Yarım yarım veriliyor bunlar. Bunlar karaciğerleri içinmiş. Ayrıca karaciğer için bir şeyi var. İğnesi var. Tekrar bir antibiyotiği var. Yani 4 tane iğne yapılıyor bu çocuğa. Her seferinde soruyorum. Veterinerde üşenmeden anlatıyor ama aklımda kalmıyor işte. Küçük küçük dozlarda her gün 4 iğnesi var. Biri şuradan yapılıyor. Birini buradan yapıyor. Birini şu bacağın alt kısmından yaptı, kasığına yakın bir yerden. Birini diğer kalçasından yaptı mesela. Serum zaten biliyorsunuz kolunda. Bugün illa tutturdum, çıkar onu, acıyordur diye. Damar yolu çok zor açıldı. Vücutta kan olmadığı için dedi ki tekrar zorlamak zorunda kalırız bir sonraki gün. O bir ağrı acı yapmaz, merak etme, endişe etmeyin, dursun dedi. Yani inandım, güvendim, geldim. İyi de bir hoca. Yani kendisine daha önce ameliyat ettirdiğimiz, tedavi ettirdiğimiz kedilerimiz çok oldu. Hepsinde başarılı sonuçlar aldık. İnşallah bunda da öyle olur. Net bir şey konuşmuyor tabii ki. Yani risk devam ediyor. Ama inşallah elimizden geleni yapacağız diyor. Umarım hayırlısı olur. Şimdi arkadaşlar, bu Smokin yavrumuzun test sonuçlarına göre bu çocuğun başına ne geldi bilmiyorum. Fakat hasta perişan vaziyette,
Bana geldiğinde bu çocuk hemen acilen veterinere götürüldü. Testler yapıldı, detaylı testler yapıldı. Böbrek yetmezliği var, karaciğer yetmezliği var, solunum sıkıntısı var. Var da var. Şimdi diyeceksiniz ki neden yatış yapılmadı? Yani çünkü ben de yani sorabileceğim soruları sizin adınıza kendime soruyorum. Yani muhakkak içinizden bunlar geçecek. Çünkü benim de olsa geçerdi. Yatış neden yapmadım arkadaşlar? Pek çok insan yatış yapar. Ama normalde aslında veteriner hekimler de çok fazla sayıda hayvan tedavi ettiren insanlar da bilirler ki yoğun bakım vesaire kliniğe bir kedi ya da köpeğin yatış yapması çok sağlıklı değil. Neden diyeceksiniz? Nedeni şu arkadaşlar. Ben normalde yoğun bakımda uygulanması gereken tüm iğneleri ve serumları zaten aynı yoğun bakımdaymış gibi günlük kendim oraya götürerek yaptırıyorum. Şimdi o ortamda mesela bu çocuk çiş yapıyor. Ben bu pedi hemen değiştiriyorum 10-15 dakikada bir. Yeme sıkıntısı var. Nasıl söyleyeyim size, pirinç tanesinin yarısı kadar anca verebiliyorum. Sıkıntı olmasın, yorulmasın diye ısrar etmiyorum. 15-20 dakika sonra bir daha veriyorum. Yani 7-24 veteriner kliniğinde bu bakımı göremez. Neden? Çünkü yoğunluklarından dolayı. Yani mesela siz bir hasta kediye odaklanıyorsunuz. Onlar onlarca. Ha, diyeceksiniz ki onlar da o konuda eğitim almış, şöyle böyle. Değil arkadaşlar, o değil. Yani burada şöyle söyleyeyim, kendimle de övünmek istemiyorum ama tecrübe konuşuyor. İyi bir yoğun bakımcıyım. Yapamadığım tek şey iğne ve serumlar. Aslında istesem iğneyi de yaparım ama yapmam. Yani onu ehline bırakırım. Onun dışında ben işte besleme konusunda gerek sıvı gerek püre, hap yutturma konusunda şurupları. Mesela sabahtan beri iki kez denedim. Araya da birer saat boşluk bıraktım çünkü yormasın kendini diye. İkisinde de birinde mideye giden hapı geri çıkardı, kustu. Birinde direkt ağzından çıkardı. Ben onu küçülte küçülte ya en sonunda tamamladım, yutturdum mesela. Hani yoğun bakımlarda, veteriner kliniklerinde bu kadarıyla çok fazla uğraşmıyorlar. Şimdi şöyle, tabii ki sayılı nefes var tüm canlılar için. Vadesi, vakti geldiği zaman her canlı ölümü tadacaktır. Lakin klinikte bırakılan çocuklarda bu yüzde biraz daha fazla oluyor. Ha, kurtulan olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Bunu veteriner hekimleri kötülemek için de, klinikleri kötülemek için asla söylemiyorum. Ama yani biraz mesela tecrübesi olan insanlar benim gibi çocuğu orada yoğun bakımda bırakmak yerine yoğun bakımda yapılacak olan işlemleri işlem saatlerinde götürüp getirip diğer bakımlarını, diğer bakımlar nedir? Temizlik. Bu kuma çıkamıyor, pete yapıyor. Pet sürekli değiştirilmesi gerekiyor. Onun haricinde işte hapların böyle itinalı yutturması. Orada mesela çakıyorlar, bir tane tabanca, hap yutturma tabancası var. Takıyor tak diye işte şey yapıyor yani. Hani bununla kadar artık hassas bir bünye. Yani onu şey yapamazsınız orada, anlatamazsınız. Yani itinalı bakım evde daha iyi. Gerçekten, ama bu konuda tecrübesi olanlar için söylüyorum. Olmayanlar içinse mecbur artık, yani risk alıp kliniğe yatırmakta fayda var. Riskte neler? Çünkü çok çeşitli hastalıkta oralara hasta kedi ve köpek geliyor. Ne kadar dezenfekte edebilirsiniz? Hele de yoğun kliniklerde. Şimdi hasta canların bağışıklıkları çok düşük oluyor arkadaşlar. Yani bir tozdan bile nem kapı pasta olabiliyor. Yani bu nedenle ben geceyi de biliyorsunuz, benim geceyle ilgili yaşadıklarımı beni önceden takip edenler bilirler. Bir gün bile veteriner kliniğinde bırakmadım onu. Sabah akşam iğnesi vardı, sabah akşam götürüyordum.
Her gün mesela serumu vardı, o iki iğne arası. Üşenmiyordum, götürüyordum. Aynı böyle küreler. Ne uğraşıyordum ne, o da az direnmedi, yemiyordu. Üstelik o bundan beterdi. Ağzından, burnundan, elinden, ayağından, dokunduğun yerden kan geliyordu. Ya zaten poposundan gelen kanların haddi var, hesabı yoktu. Ha, benim tansiyonum düşüyordu kan gördükçe. Allah'a çok şükürler olsun. Bizim gayretimizle ömrü de varmış. İyileştirdik. Ümit ediyorum ki bunu da iyileştireceğiz. Ama ümit ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yani hem tıbbi destek alıyorum, hem kendim burada tecrübelerimle bu yaşam kalitesini artırmaya, onun bünyesine göre davranmaya, mesela su içirirken, mama yedirirken, hap yuttururken onu en incitmeyecek şekilleri, durumları bulup o şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani bunun için gerçekten yani evde bakabilmek çok daha doğru. Ama tabii ki veteriner kontrolünde. Biz mesela günlük veterinerimize gidiyoruz, dediğim gibi. Veteriner kontrolündeyiz. Biraz daha fazla hassasiyet gösteriyorum. Yani bunu bir açıklamak istedim. O yorumlarda hepsine bakamadım ama yazdığınız püreleri, sıvıları, her şeyi gerçekleştiriyoruz. Detaylı testler yapıldı. Önceki videoları izlemeyenler için söyleyeyim. Zaten detaylı testlere göre konuşuyorum. Hemoglobin düşük, karaciğer yetmezliği var, böbrek yetmezliği var, solunum güçlüğü var. Yani birçok sıkıntısı var. Allah'tan ümit kesilmiyor. Ama sorarsanız çok ağır bir vaka. Çok ağır bir vaka. Gerçekten hani iyi olursa öncelikle Allah'ın yardımıyla, sizlerin dualarıyla, benim ve veteriner hekimimizin, hocamızın gayretiyle olacak. Yani inşallah da iyi olur. Bu videoyu da muhtemelen bugün yayınım var arkadaşlar. Bugün galiba ayın 12'si olması lazım. 12 Eylül 2022. Bugün Türkiye saatiyle 20.00'da yayınım var. Muhtemelen o yayından sonra siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Videonun kalanını, yani biz şimdi birazdan veteriner kliniğine gideceğiz, bir saat kadar sonra, çünkü bir iki işlem daha var, çıkardığı bir hap var, onu tekrar edeceğim. Veteriner kliniğine gideceğiz, oradan video çeker miyim ya çekip editlemeye yetiştirir miyim? Yetiştirirsem bunun arkasına ilave ederim arkadaşlar. Yani biliyorum, evet, sizi zorluyorum, size böyle tebessüm ettirecek, günlük gülistanlık, şen şakrak videolar yayınlamayı da çok isterim. Ancak bizim durumumuz da bu. Olan neyse onu yayınlıyorum. Belki sizi üzüyor, belki sizi sıkıyor. Ama maalesef şu an için bizim yaşadıklarımız bunlar. Ve ben ancak sizinle bunları paylaşabiliyorum. Ve benim için YouTube videolarımın izlenmesi, kanalımı desteklemeniz, yani bunlar çok önemli. Dualarınız, güzel yorumlarınız, hepsi çok önemli. Bu çocuk gibi ve de bu çocuk ve bu çocuk gibi diyeyim, birçok cana yardım etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çocuğumuzu da size göstereyim. İnşallah daha iyi haberleri falan videonun sonuna ekleyebilirim. Ama arkadaşlar, pek de bir gelişme yok. Her gece diyorum ki bu gece çıkmayacak galiba, sabah diyorum. O kadar kötü geceler geçiriyoruz arkadaşlar. Ah, pamuklara sardım yavrumu, pamuklara. Pamuklara sardım. Durumumuz bu arkadaşlar. Dediğim gibi eklersem bir bakarsınız videonun sonuna. Şimdiden sizlere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Serum odasında bizim yavrumuz Smokin. Ben de bekleme salonundayım. Şöyle dışarıyı bir göstereyim dedim size. Burası veteriner kliniğinin sırası. Şöyle. Kedi çantalarını görüyorsunuz. Kediler var, köpekler var. Sesleri geliyor mu bilmiyorum.
Kolunu katladığı için yine makineye bağladık. Bir 15 dakika daha bekle dedi. Halbuki 45 dakikadır bekliyorum. Bugün ekstra bir güzel bir çok methettikleri bir iğne yedi. Bağışıklık güçlendirici. Bugün sanki daha kötüydü ama. Her gün öyle söylüyorum, kusuruma bakmayın da. Yani ne iyi ne kötü. Hiçbir şey hissedemiyorum. Umarım iyi olur. İyi olması için çabalıyoruz. Maddi manevi, hele kendi çektiği çileler. İyi olmalı, oyun oynamalı. Bu hayata, bu dünyaya gelmişken biraz yaşamalı. İşte böyle arkadaşlar. Küçük bir adam var. Yani öyle kurban falan değil. Ne bileyim, küçük bir adam var. İnşallah iyi olur. Arkadaşlar, evinde arka tarafında düğün var. Acayip şarkı türkü sesleri geliyor. Hızlı hızlı konuşacağım ki şey gelmesin. Telif gelmesin videomuza. Şöyle, biz eve şimdi geldik. Ben yerini alacağım. Bir iğne daha ilave ettik. Yani bana bir iğne önermişlerdi. İşte biraz pahalı bir iğne ama dedim ki keşkem olmasın. O iğneyi de yaptıralım. Oysa ki benim bağışıklık güçlendiricim de mucize ilaç diyorum ben ona. Ama o iğneyi de yaptırdık. Sanki o iğne bir tık daha mı iyi geldi? Ne, gözlerinde bir ışıltı gördüm serumdan sonra. Şu anda uyuyor. Yerini alacağım ben onu, hala baksın içinde. Yerini aldım arkadaşlar. Hemen suya koştu. İyi bakalım ya. Biraz daha canlandırdı sanki o iğne. Aman gözünü seveyim. Kurban olayım, o kadar masraf yapılmış bir iğneden, iki iğneden çekinecek değiliz daha bu saatten sonra. Yani benim moralmen çökmemi hiçbir iğne kurtaramaz. Çok emek. Yani hem maddi hem manevi. Bir de duygusal kısmı var işin arkadaşlar. İnşallah oynadığı günleri görürüz, ne diyeyim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizimle olduğunuz için, her şey için.